günler, mutlu haftalar. Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'mızda da artık sandık heyecanı, seçim heyecanı atmosferinde son dönemece girdik. Örnek vermek istemiyorum ama hadi güzel örnek vereyim. Atletizmde bile son 400 metre, son 100 metre derken şu anda son 100 metredeyiz. Konya'da seçim nasıl gidiyor? Siyaset nasıl gidiyor? Çok sessiz, çok kötü gidiyor. Niye? Birileri kazanacağından emin, usulen dolaşıyor. Birileri dolaşıyor, nasıl olsa bizim ekmeğimiz bu kadar, köfte ekmek hesabı yapıyor. Ve ne sokaklarda bir heyecan var, ne insanlarda bir heyecan var, ne de sohbetlerde seçim konuşuluyor. Sakın yanlış anlaşılmasın. Niye caddelerde bayrak yok, niye bağıran araçlar yok demiyorum. İnsanımızda seçim heyecanı yok. Niye olsun ki? Herkes önce geçim derdinde. Konya'nın hangi kesiminde olursanız olun, hangi semtinde olursanız olun, hangi yaş grubunda, nerede olursanız olun, tek bir şey konuşuluyor, para. O zıkkın para her şey demek maalesef. Sevmeyenimiz var mı? Yok. Ama günümüzde reis duymasın, gene aramızda kalsın, herhalde bu da yüz binlere falan ulaşacak gene. İnsanların tek konuştuğu konu en zengininden benim gibi emeklisine kadar para. Yetmiyor, gelmiyor, ortada görüneri yok. Neden yok? Bugün kötü, yarın kötü mü olur, iyi mi olur? Asla öyle bir şey demiyorum. Anlamıyorum da. Ama seçime girerken niye seçimi konuşmuyoruz? Bir şey söyleyeyim. Şahsi kanaatim, sizlere buradan aylar önce söyledim. Bu seçimin galibi Konya'da AK Parti. Bu seçimin galibi Konya'da Uğur İbrahim Altay. Ama niye bu ekibin, şehrin heyecanında bir sıkıntı var? Bence bir tanesi. Hiç kimse söylemedi, ben de hiç yazmadım. İlk defa söylüyorum. AK Parti'nin bu yılki sloganı, hedefi gönül belediyeciliği. Konya'da gönül belediyeciliği cümlesi Konyalı'yı kesmez. Zaten Konya'da AK Parti 15 yıldır gönül belediyeciliği yapıyordu. AK Parti'den önceki iktidarlar, iktidarın temsilcileri, belediyeleri gönül belediyeciliğiydi. Niye? Konya insanı zaten gönül insanı değil mi? Biz gönül dostu değil miyiz? Türkiye'nin her tarafında 80 ilde geçerli olan bu iş Konya'da ne AK Partilileri heyecanlandırdı ne de AK Parti'nin karşısında muhalefetim diye durmaya çalışanları. Çünkü Konya'nın belediyeleri hep gönül belediyeciliği yaptı. En son haber, belediyeler 7/24 açıktı. O açıklık usulen bu şehirde nerede ne sorun varsa belediye başkanından işçisine herkes görevinin başında değil miydi? O zaman neyin gönlü? Bu iş bu sefer tutmadı. Konya'da heyecan yok. Konya'nın kazananı ve galibi belli. Çok kızabilirsiniz ama 31 Mart'ta şuna inanın. Bana kızanlar sonunda benimle helalleşmek zorunda kalacaklar. Teşekkürler.